herkese Tol Gözbek.com'dan merhaba. Bugün yollara düştük. İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya uçacağız. Bir iç hat uçuşu yapacağız. Ben evde özellikle HES kodunu aldım. HES kodum yanımda. Havalimanına gideceğiz. Kapıda giriş nasıl? Hangi prosedürler uygulanıyor? Bunları tek tek beraber işleyeceğiz. Havalimanı'nda görüşmek üzere. Şişli'den yola çıktıktan sonra Kasımpaşa bağlantısını kullanarak yolda ilerliyorum. Yolda çok sayıda kamera var. Aman dikkat, burada 90 kilometre geçmesin. 90 kilometrenin üzerinde hemen ceza uygulaması geliyor. Şöyle bakıyoruz. Biraz sonra da önümüzde kameralar ve 90 kilometre uyarısı dikkat çekiyor. Havalimanına doğru ilerliyoruz. Maskemizi taktık, şapkamızı da unutmadık. Havalimanı kapısına doğru otoparktan ilerliyorum. Havalimanında her kapı açık değil. Özel kapılar açık ve burada tabii girerken biletimizi göstermemiz, HES kodumuzu göstermemiz gerekiyor. Bir sonraki görüşmemiz havalimanı kapısı ve güvenlik olacak. Boarding işlemimizi tamamladık. Şimdi kontrol noktasına doğru geçiyorum. Arkasından da kapıdan uçağa doğru sıraya geçeceğiz. Bakalım içeride nasıl bir prosedür izleniyor. İç hatlar tabii ki eski yoğun günlerinden uzak ama yavaş yavaş dolması da yine en azından geleceğe doğru bir umut aşılıyor. Umarız buralar en kısa zamanda yolculuğa var. İnsanlar yeniden rahat bir şekilde seyahat etmeye çalışır. Çünkü havacılık sektörü çok ağır darbe yiyor. Yavaş yavaş kapılara doğru ilerliyoruz. En merak ettiğim noktalardan biri de tuvalet. Şöyle bir tuvaletleri de ziyaret etmekte fayda var. İşlemlerimizi tamamladık. Kapımız G7. Yavaş yavaş oraya doğru yürüyoruz. Biraz da havalimanını gözlemlemeye çalışıyorum. Çünkü insanlar epey ürkek seyahat etmek için. Yavaş yavaş etrafa dokunmaya başlamış insanlar ama bakalım ilerisi için neler olacak. Çünkü bir de olayın psikolojik yönü var. İnsanların uçmaya alışması gerekiyor. Bu psikolojik etkiyi de umarım en kısa zamanda aşarız ve tekrar uçaklarla yolculuk etmeye başlarız. Güvenlikte çekim yapamadım ama X-ray'den geçtikten sonra hemen bir temizlik görevlisi vardı.
bu dönem bütün kutuları tek tek silerek temizliyordu. Anlık olarak olaylara müdahale ediyordu. Yani güvenlik görevlileriyle birlikte artık havalimanında her X-ray röntgen cihazının başında bir temizlik işçisi görev yapıyor. Adana'ya yaklaşık 1 saat 10 dakikalık seyahatin arkasından indim. Şimdi seyahat tamamlandı. Bagajım olmadığı için çıkacağım. Yarın çok özel bir uçuşa katılacağım. Adana'dan Konya'ya tek motorlu bir uçakla uçacağız. Yarın görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.